Efendim canım. Alo Tuğçe, evde misin? Geliyorum. Yok, ben dışarıdayım. İşim var ama geleceğim. Senin anahtarın var değil mi? Ha doğru, anahtar vardı. Tamam, ben eve geçiyorum. Görüşürüz. Tamam, tamam canım. Tuğçe kızım, hoş geldin. Evde kimse yok değil mi? Yok yok, gel içeri. Ay annesine kız. Söz demiş. Canım, canım var demiş. Anne ne oldu yüzüne? Vurdu mu sana? Yine mi dövüyor seni? Yok. Halıya takılıp kapıya vurdum. Vallahi billahi kapıya vurdum. Anne yapma. Yalvarırım bana bunu yapma. Ya sen yalan yere yemin etmeyi de o adamdan mı öğrendin? Tuğçe, hadi ben sana terlik vereyim, içeri geçelim. Hadi. Gel kızım içeri otur. Otur otur. Anne telefonun niye kapalı senin? Şey... Şarjım bitti. Tuğçe çay içer misin? Ödemedin değil mi faturanı? Çünkü bütün paranı sevgilin olacak o şerefsize verdin. O da gitti bu zıkkımları harcadı. Yok kızım öyle olmadı. Ne oldu peki anne? Ne oldu ya, ne oldu? Bu evde başka bir film mi dönüyor? Ya bana bilmediğin bir şey anlat. Anne al bunu. Önce faturanı öde, sonra da bir doktora git. Yok kızım, istemem, sağ ol. Anne, al dedim. Şimdi sor istiyorsan bu parayı nasıl kazandığını. Tuğçe. Kolay kazanıyorum sanıyorsun değil mi? Öyle olmadığını biliyorum. Neyi biliyorsun anne? Neyi biliyorsun? Ben senin için en yakın arkadaşıma ihanet ediyorum. En yakın arkadaşıma. Hani o senin sözde aşkın var ya. O aşkından köpek olduğun adamın başımıza açtığı borçları ödemek için.